proteinlerden ve proteinlerin biyolojik sistemlerdeki birçok görevinden bahsetmiştik. Hormon ya da antibody olarak görev almak, hücrelerde yapıyı oluşturmak, sinyal mekanizmasında görev almak gibi birçok çeşitli şeyleri nasıl yapabildiklerini daha önce anlattık. Esasen proteinlerin bütün bu görevleri yapabilme yeteneği yapılarından kaynaklanır. O yüzden bu videoda proteinlerin Yapısından bahsedeceğiz. Protein yapısını hak ettiği ilgiyi gösterebilmek için hemoglobin molekülünü incelemekle işe başlayalım arkadaşlar. Buradaki resim bir hemoglobin molekülünü gösteriyor. Hemoglobin dört farklı polipeptit zincirden oluşur. Bu polipeptit zincirlerin iki tanesi 141 aminoasit, iki tanesi de 146 aminoasitten meydana gelir. Bunların dışında başkaları da var. Yani bir hemoglobin molekülü toplamda 574 amino asitten oluşur hepsini topladığımızda. Fakat burada da gördüğümüz gibi bu amino asitler rastgele bir dizilim oluşturmaz. Hemoglobin molekülünün görevlerini yerine getirebilmesi için en uygun dizilimi oluştururlar. Dolayısıyla bu amino asitler kırmızı kan hücreleri içinde en iyi şekilde oksijen taşınmasını gerçekleştirebilecek şekilde bir dizilime sahip. Biyolojik sistemlerde birçok farklı görevi yerine getiren birçok farklı çeşit protein bulunur. Peki bu proteinlerin yapısı nasıl oluşur? Protein yapısının farklı katmanları ya da farklı formları vardır. Protein yapısının ilk formuna birincil yapı diyoruz. Birincil yapı amino asit dizisinden oluşur. Daha önceki videolarda translasyon e, aşaması hakkında konuşmuştuk. Yani mRNA'nın ribozoma ulaşması, tRNA'nın amino ribozoma taşıması ve birbirine bağlaması hakkında konuşmuştuk. İşte bunlar meydana gelirken aslında proteinin birincil yapısı oluşturulur. Esasen bu bir kodlamadır. DNA'daki bilgiye dayanarak oluşturulan ve farklı amino asitlerin hangi sıraya göre dizileceğini belirle, e, belirleyen bir kodlama. Yani Birincil yapı esasen amino sırasıdır ve polipeptit zincirini nasıl oluşturduğumuzdur. Peki bir polipeptit e, görevlerini yerine getirebilmek için nasıl oluyor da buradaki gibi değişik şekillere dönüşebiliyor? Bu soruya cevap vereceğiz. Şimdi önce şunu söyleyelim. Protein yapısının ikinci formunu ikincil yapı olarak adlandırıyoruz. İşte bu ikincil yapı peptit omurgasındaki moleküler etkileşimler sayesinde oluşur. Evet bunu da yazalım. Omurgadaki etkileşimler sayesinde. Burada bununla ilgili birkaç örneğim var. Gördüğünüz gibi burada bir polipeptit zincirimiz var. Amino asitler peptit bağları ile birbirine bağlanmış. Burada turuncu ile bir peptit bağı çizdim. Karbonil karbonu ve azot arasında oluşan bir peptit bağı da burada görüyoruz. Burada da başka bir peptit bağı var. Şimdi bu e, polipeptit zincirinin e, şu şekilde aşağıya doğru gittiğini düşünelim arkadaşlar. Sonra bu zincir dönsün, yukarı çıkıp tekrar aşağıya doğru böyle dönsün, yukarı çıkıp aşağıya doğru dönsün. Fakat ne olursa olsun bu karşı zincirde biz şunu görüyoruz. Azot ile karbonil karbonun arasında peptit bağı var. Burada ve burada da birer peptit bağı var. Fakat burada bu iki zincir arasında asıl dikkatimizi çekmesi gereken şey omurgalarında birbiriyle etkileşim halinde olması. Aslında burada yan zincirleri açık bir şekilde çizmedim. Farklı yan zincirleri R ile gösterdim. Fakat bu çizimlerden bu iki zincirin nasıl etkileşim halinde olduğunu görebiliriz. Burada elektronegatif olan bir azot var. Öyleyse kendisine bağlı olan hidrojenin elektronlarını kendine doğru çekecek. Sonuç olarak hidrojen kısmı pozitif yüklü hale gelecek. Buradaki oksijen de e, o da elektronegatif. Bağlı olduğu karbonun elektronlarını o da kendisine doğru çekecek. Bu yüzden de kısmi negatif yüklü hale gelecek. Sonuç olarak bu hidrojen ile bu oksijen birbirleriyle etkileşim halinde ve bir hidrojen bağı oluşturuyorlar. Aynı şey buradaki hidrojen ve oksijen arasında da oluşacak. Buradakiler arasında da aynı şekilde bir bağ olacak. İşte bu etkileşimler sayesinde bu iki zincir beta yaprak dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Beta yaprak bu yan tarafta yine beta yaprak yapıyı çizdim. Fakat buradaki fark dikkatinizi hemen çekmiştir sanırım. Bu ilk zincirdeki azottan alfa karbona doğru verilmiş. Buradaki alfa karbon. Sıra aslında azot, alfa karbon, karbonil karbon şeklinde ilerliyor. Azot, alfa karbon, karbonil karbon. Karşı tarafında etkileşim halinde olduğu diğer zincirde aynı doğrultuda verilmiş. Azot alfa karbon, karbonil karbon. Bu yapı e, paralel bir beta yaprak yapısı. Yani etkileşim halinde olan peptit omurgalarının ikisi de aynı doğrultuda verilmiş. Şimdi bu ikinciye bakalım. Buradaki bu iki zincir de birbirine paralel. Fakat bir de doğrultuya bakalım. İlk zincirde yani sol tarafta azot, alfa karbon, karbonil karbon şeklinde ilerliyor. Azot, alfa karbon, karbonil karbon. Ancak sağ taraftaki sıralama karbonil karbon alfa karbon azot karbonil karbon alfa karbon azot şeklinde verilmiş. Fark etmişsinizdir, sağ zincirde ters doğrultuda gidiyoruz. Aslında bakarsanız sağ taraftaki zinciri çizerken aynısını kopyalayıp yapıştırdım, sadece yönünü değiştirdim. Buradaki harfler o yüzden tepe taklak yazılmış. Şimdi burada iki önemli nokta var. İlki Hidrojen bağlarımız hala mevcut. Bu hidrojen bağları kısmi pozitif yüklü olan azota bağlı hidrojen ile kısmi negatif yüklü olan oksijen arasında kurulmuştur. İkincisi de peptit omurgaları hala paralel halde fakat doğrultuları farklı. Bu gibi farklı doğrultuda olan yapılara antiparalel yani paralel olmayan beta yaprak diyoruz. Bu yapı ikincil yapının başka bir formunu oluşturuyor. Şimdi de buraya bakalım. Gördüğümüz gibi buradaki çizimde peptit omurgası sarmal bir şekle bürünmüş ve sarmalın farklı katmanları arasında hidrojen bağları oluşmuş. Buradaki oksijen kısmi negatif yüklü, buradaki hidrojen de kısmi pozitif yüklü. İkisi arasında bir hidrojen bağı oluşmuş. Burada da bir hidrojen bağı var. İşte bu hidrojen bağları sarmal yapının oluşmasına olanak sağlayan bağlar. Bu şekilde olan yapılara ise alfa sarmal diyoruz. Sonuç olarak peptit omurgasında meydana gelen etkileşimler proteinin ikincil yapısını oluşturuyor. Ancak işimseniz henüz bitmedi. Buradaki yan zincirlere bakarak da bunu anlayabiliriz. Bu yan zincirlerin bazıları hidrofobik, dolayısıyla su içinde kendilerini sudan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu yan zincirlerden bazıları başka yan zincirlerle hidrojen bağı oluşturabilir, ve bu şekilde bazı etkileşimler içinde olabilir. Bazı yan zincirler diğer yan zincirlere disülfit bağları hatta kovalent bağlar oluşturabilir. Gelecek videoda bununla ilgili daha fazla ayrıntıya gireceğiz. Protein yapısının üçüncü formunu üçüncül yapı olarak adlandırıyoruz. Üçüncül yapı yan zincirlerin etkileşimlerinden dolayı meydana geliyor. Evet bunu da yazalım. Yan zincirlerin etkileşiminden dolayı, mesela bunun gibi bir zincirimiz olsun. Bu zincir üzerinde bu şekilde birkaç tane hidrofobik yan zincir olsun. Bunları öylesine göstermek için çiziyorum arkadaşlar ha. Yani doğrudan böyle gözükmüyorlar. Bu yan zincirleri R olarak yazıyorum. Bu Rlerin hidrofobik olduğunu varsayalım ve burada diğer tarafta su olsun. Tabi bunu üç boyutlu olarak düşünmemiz gerekiyor. Bu R yan zincirleri hidrofobik olduklarından ötürü sudan uzaklaşmak istiyorlar. Benzer şekilde zincirin öteki tarafında yani dış tarafında hidrofilik ya da polar yan zincirler olabilir. Farklı durumlar da olabilir. Örneğin R1 adlı bir yan zincirimiz burada, R2 adlı diğer yan zincirimiz de bu tarafta olabilir. Bu iki yan zincir birbirleriyle hidrojen bağı oluşturabilir ya da belki birbirleriyle iyonik bağda oluşturabilirler. Özet olarak birçok farklı yan zincir etkileşimleri düşünebiliriz. Gelecek videoda bunları detaylı şekilde inceleyeceğiz. Tek bir polipeptit zincirden oluşturulmuş herhangi bir protein yalnızca birincil yapı, ikincil yapı ve üçüncül yapıya sahip olur. Fakat eğer elimizde hemoglobin gibi birden fazla polipeptit zincirden oluşan bir protein varsa, dördüncül yapıdan bahsedebiliriz. Dördüncül yapı. Dördüncül yapı, farklı polipeptit zincirlerinin proteinin büyük yapısını oluşturmak için farklı şekillerde bir araya gelmesiyle meydana gelir. Yani aslında bu birden çok polipeptit zincirinin düzenlenmesiyle alakalı. Bunu da yazalım. Örneğin hemoglobin için 4 adet polipeptit zincirinin düzenlenmesi dördüncül yapıyı oluşturur. Umarım bu video sayesinde protein yapısının ne kadar büyüleyici bir alan olduğunu anlamışsınızdır. Proteinleri oluşturabilmemiz için birçok olasılık var. Eğer bunu anlayabilirsek, DNA'dan translasyon ile birincil yapının oluşturulmasından, proteinlerin nasıl çalıştığına, neler yapabildiğine, nasıl onarıldığına, farklı fonksiyonları nasıl gerçekleştirdiklerine kadar her şeyi daha iyi anlayabiliriz.